Geldiniz. Bugün hüzünlüyüz. Günleriniz şenlensin, derdiniz dinlensin, umudunuz şahlansın, diliniz ballansın, dileğiniz olsun, dilekleriniz kabul olsun, hüzünlüyüzünüz kutlu olsun. Bugün böyle bir dize gördüm. Ben de o yüzden hüzünlüyüzünüzü bu şekilde kutlamak istedim. Eğer bu kulağımdaki alet düşmezse videoya devam edebileceğim. Psikolojik sıkıntılar, kapanma ve pandemi sıkıntılarla beraber herkesin karşılaştığı bir durum. Onun için size burada birkaç tane örnek vereceğim ve bazı önerilerde bulunacağım. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlayalım. Ön safhalarda savaşan arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız normal topluma göre neredeyse iki kat oranında belirtiler gösteriyorlar. Şöyle ki sağlık çalışanları arasında yapılan bir çalışmada depresyon %50, %40 anksiyete yani kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu, insomnia, uykusuzluk %34 oranında ve toplam stresle ilgili şikayetler %71 oranında bulunmuş. Bunun haricinde savaş gibi kötü travmatik olaylar yaşayanlarda görülen post-traumatik stres disorder dediğimiz PTSD denilen durumdan muzdarip olan sağlık çalışanlarının oranı ise %20. Buradan özellikle şu anda yoğun bakımlarda, hastanelerde uzmanlığına bakılmaksızın çalışan tüm hekim, hemşire arkadaşlarımıza iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Çünkü gerçekten insanüstü koşullarda çalışıyorlar, onları da desteklememiz gerekiyor. Peki normal popülasyona baktığımız zaman oranlar diyecek olursanız, şöyle depresyon %27 oranında görülüyor, anksiyete kaygı bozukluğu %31, uykusuzluk %29 oranında ve genel olarak stresle ilgili yakınmalar %24 oranında görülüyor. Bunun haricinde birkaç önemli nokta daha var. O da şu, yemekle ilgili sıkıntı, yani fazla yemek denilen hadiseden şikayetçi olanlar %32. Malezya'da ve Uzak Doğu'da bu oran %50-70'lere kadar çıkıyor. Artık Türkiye'deki durumu siz değerlendirin ama bana soracak olursanız Türkiye'de de herhalde %50'nin üzerindedir. Evde kalan insanlar genellikle mutfağa ve buzdolabına sararlar. Bunun haricinde %12 oranında da alkol tüketiminin arttığı görülmüş. Maalesef %10 civarında da intiharla ilgili düşüncelerin de arttığı görülüyor. Bütün bunların toplamında özellikle Amerika'yı, hani belki bize benzer mi benzemez mi o konuyu tartışabilirsiniz ama 3 önemli etken olduğu görülmüş. Bunlardan bir tanesi işten çıkarılma, yani işsiz kalma. İkincisi gelir kaybına uğrama. Üçüncüsü ise gelecekle ilgili güvensizlik. Bunların üçü de ana faktör olarak Amerika'da yapılan tüm çalışmalarda durumu ağırlaştıran faktörler olarak değerlendiriliyor. Peki bundan en çok zarar gören kimler diye soracak olursanız, çalışmalarda genellikle 24 yaş altı ve okul yaşı dönemindeki çocuklar ve gençler ön plana çıkıyor. Hatta bu yüzden sosyal izolasyon ve akranlarından uzaklaşmaya bağlı olarak öğrenme bozukluklarının yaşanabileceği ve bu yüzden dolayı 1-2 çocuklarımızın ileride bununla ilgili sıkıntılar yaşayabileceği konusunda bir takım uyarılar var. Nitekim İngiltere'de çocuklar ve sınavlara da yeteri kadar hazırlanamadıklarından dolayı Başbakan Boris Johnson çocukların kanaat notuyla öğretmenler tarafından değerlendirilmesini istemişti. Öğretmenler Birliği buna karşı çıktı. Sonuç ne oldu bilmiyorum ama yani çocuklar yeteri kadar eğitim alamadılar. Dolayısıyla bu eğitimden dolayı da sınıfta kalmalarının söz konusu olmadığı yönünde bir eğilim belirdi. Muhtemelen ülkemizde de böyledir. O yüzden İngiltere gençleri ve çocukları da yaz döneminde aşılayarak Ekim ayında bütün okulları sıfır kısıtlamayla açma gibi bir planı var. Sanırım biz de o plana doğru gitmek zorundayız. Grup 30 ila 50 yaş arasının da etkilendiğini söylüyor. Fakat benim üzerinde durduğum özellikle kronik hastalığı olan yaşlılar, yani şeker, tansiyon, kolesterol, kalp damar hastalığı olanlar veya kronik başka hastalığı olanlar, bu kişilerde özellikle demans, Alzheimer gibi bir takım yakınmaları ya da başlangıcı olan kişilerde maalesef sosyal izolasyon
ve uyarı eksikliğinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bir ayrı grupta psikolojik rahatsızlığı olan ama ilaç kullanan kişilerin de bu dönemde hastalıklarının ve belirtilerinin ağırlaşabileceği yönünde veriler bulunuyor. Tabii bütün bunların hepsinde sizin değiştirebileceğiniz bir takım faktörler var, değiştiremeyeceğiniz faktörler var. Ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Hani Ramazan ayındayız, hani iftar sonrası geç yatılıyor, belki sahura kadar bekliyorsunuz. Ne olursa olsun gün ışığının ritmine lütfen uyunuz. Biyolojik saatinizden ayrılmayınız. Biyolojik saatinizden ayrılması zaten insanların stresine ve hastalıklara neden oluyor. Bir de buna kapanmayı ve pandemiyi eklediğiniz zaman daha kendinizi zor duruma düşürebilirsiniz. Gene yabancı kaynaklarda söylenilen bir şey var ki o bizim için de çok geçerli. Sosyal medyadan, özellikle internetten ve kötü haberlerden uzak durulmasını öneriyorlar. Çok güzel bir önerileri var. Özellikle gün içerisinde işte telefonla, Skype görüşmesiyle veya görüntülü görüşme kullanan platformlar aracılığıyla ailenin mutlaka günlük iletişim içerisinde olmasını öneriyorlar. Bu yaşlar için çok önemli. Yaşların dışarıdan gelecek hem görsel hem de işitsel uyarılara ihtiyaçları var. Bağlantılarını ancak o şekilde güçlendirebiliyorlar. Yoksa giderek içlerine kapanabiliyorlar. Durum daha da kötü olabiliyor. Eğer dışarı çıkıp biraz yürüme imkanınız varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bunun haricinde evde egzersiz yapın diyorlar ama ne kadar yapabilirsiniz onu kesinlikle bilmiyorum. Bunun haricinde evde basit en azından bacaklarınızı çalıştıracak egzersizler yapabilirsiniz. Bol su içiniz yoksa ayaklarınızda pıhtı oluşması gibi sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun haricinde yaşlılar için gene bulmaca çözmek istiyorum. Bunun haricinde yeni şeyler öğrenmek, hiç bilmediğiniz alanlarla ilgili araştırmalar yapmak gibi bir takım şeyler de önerilebilir. Bunun yanında meditasyon, nefes egzersizleri de kişilere önerilmekte. Evet, bu dönemde lütfen kendinize dikkat edin, zakim olun ve ruhunuzu karartmayın. Hepinize görüşmek üzere, hoşça kalınız.